sınavın nasıl geçti? Berbat. Şu geometriye hiç aklım ermiyor. Benim de. Aa, kutlarım, babam mahkemeyi kazanmış. Aman iyi oldu. Ya senin baban kazansaydı da evden atılsaydık? Başka bir mahalleye taşınacaktık o zaman, ta uzaklara. Belki de birbirimizi bir daha hiç göremeyecektik. Öyle şeyler söyleme. İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ben ne yapayım? Ben de. Ya niye didişir bu adamlar? Bilseler çocukları birbirlerini seviyorlar. İleride evlenecekler. Onlar da dünür olacak. Şşt, aman sus. Babam bir de bunu duyarsa bacaklarımı kırar. Peki biz ne olacağız? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne yapalım? Düşman babaların aşık çocuklarıyız. Tıpkı filmlerdeki gibi. Mahallemize geldik, ayrılalım. Biri görürse babama söyler. Allah saklasın. Yarın gene okul çıkışı buluşacağız değil mi? Tabii. Bekleyeceğim. Okuldan kaçtığımı duysa babam beni öldürür. Beni de. Okumam için elinden geleni yapıyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Babam buluştuğumuzu öğrenirse bacaklarımı kırdıracakmış benim. Ama ben çok seviyorum seni. Bizi ayırırlarsa kendimi öldürürüm. Böyle konuşma. Her şey düzelecek inan. Biz istemedikçe kimse ayıramaz bizi. De utanmadan suratıma bakıyorlar. Hem suçlu hem güçlü. Gel bakayım sen şöyle. Sana gelince. Bir dakika Müslüm Bey amca, anlatayım. Kapa çeneni. Onun suçu yok baba, dinle ne olur. Kes sesini de koparmayayım dilini. Bana bak zıp çıktı. Gül gibi kızım kala kala senin gibi donsuz babanın çulsuz oğluna mı kaldı? Sana değil kızımı vermek, ayağımdaki eski pabucu bile vermem. Babam hakkında böyle konuşamazsınız. Konuşurum. Bastonumu beynine yemeden defol git! Baba yapma, ne olur! Sen sus! Defol dedim, defol! Sana gelince, daha seninle de görüşeceğim. Yarın yollayayım Kayseri'ye halanın yanına da Anya'yı, Konya'yı anla! Doğru eve çabuk! Yürü!